Merhaba sevgili gençler. Acil yayınları türev limit fasikülü karma test 4 soru çözüm videosuyla birlikteyiz. Ayla Sönmez Güvel ben. Bu soruların çözümlerinde size yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci sorunun çözümüyle başlıyoruz. Birinci soruda bir fx fonksiyonu ve bir gx fonksiyonu verilmiş ve f'in türevinde eksi 2'yi istiyor. Hemen bu f fonksiyonunun türevini alırsam f'in türevi x eşittir 2x artı, burada bir çarpım türevi var. Birincinin türevi çarpı ikinci artı, ama ikinci g'nin türevi bir sabit sayı olduğu için ikincinin türevi sıfır, onu yazmıyorum. Yani f'in türevinin bu olduğunu buluyoruz. F'in türevinde 2 istiyor. X yerine 2 yazarsam burası eksi 4 artı g'nin türevi g'nin türevi 1 oldu. Şimdi bana ne lazım? G'nin türevinde 1 lazım. O halde gx fonksiyonunun türevini alıyorum. Gx fonksiyonunun türevini alırsam 2 çarpı g'nin türevi x eşittir 2x çarpı fx artı x kare çarpı f'in türevi x, yine çarpım türevi. Burada x yerine 1 yazarsam g'nin türevi 1, 2 çarpı f1 artı 1 çarpı şuraya f'in türevi olacak. F'in türevi 1 oldu. Benden f1'i ve f'in türevi 1'i istiyor. O halde bu f1'in değerini fonksiyonda yerine yazıyorum. X yerine 1 yazarsam 1 artı 1 çarpı g'nin türevi 1 olur. Yani şunun yerine bunu yazıyorum. Bakın, bunun yerine yazıyorum. 1 artı g'nin türevi 1 diye. Artı 1 çarpı f'in türevi 1'i de gelip burada hesaplıyorum. F türevi 1'i de fonksiyonda, f'in türevi fonksiyonda x yerine 1 yazarsam 2 artı g'nin türevi 1 olur. Bunu da geliyorum burada yerine yazıyorum. Yani 2 artı g'nin türevi 1. Bu neye eşitmiş? 2 g üssü 1'e. Düzenlersek buradan 2 g'nin türevi 1 eşittir 2 artı 2 g'nin türevi 1 artı 2 artı g'nin türevi 1 olur. Bakın, bununla bu gider. 0 eşittir 4 artı g'nin türevi 1 olur. Buradan g'nin türevi 1'in eksi 4 olduğu sonucuna ulaşırız. G'nin türevi eksi 4, buna alır. İstenende biz zaten bunu bilmiyorduk. Bunu da yerine yazarsak eksi 4 diye. Demek ki F2 istenilen eksi 4 artı eksi 4'ten istenilen doğru cevabın eksi 8 olduğu sonucuna ulaşılır. Peki. İkinci sorumuz, bir polinom ifade verilmiş ve bu polinom ifadenin Fx ile F'in İkinci dereceden baş katsayısı 1 olan bir polinom fonksiyon verilmiş. Bu polinom fonksiyonla türevinin çarpımlarının 0 olduğu sonucunu ifadesi verilmiş. Bunun çözüm kümesinin eksi 2, 1 ve 4 olduğu söyleniyor. Çocuklar, bunu şöyle yapabiliriz. Fx'i baş katsayısı 1 olduğu için 1x kare artı bx artı c diye kabul edersek, hatta o 1'i hiç yazmaya gerek yok. Yani fx'i x kare artı bx artı c diye kabul edersek, o zaman f'in türevi x buradan 2x artı b olur. Bunları çarparsam, yani f'in türeviyle f'in çarpımının 0 olan kökü, yani 2x artı b ile x kare artı bx artı c'yi çarpıp sonra polinom eşitliğinden burası çarparsak 2x kare artı 2bx kare artı 2 cx artı bx kare artı eşittir 0. 2x kare, burası 2x küp, özür dilerim. Şurası 2x küp. 2x küp. Başka x küplü terim yok. 2bx kare. Bx kare de burada var. Bir de 3bx kare. Daha sonra artı 2cx artı b kare. Yani buraya da b kare artı 2c parantezinde x. Burası bc. Şöyle şunu düzelteyim. Artı bc oldu. Şimdi bu çarpımın kökleri bunlarmış. Yani bu şu demek. Bunun x artı 2 çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 4 şeklinde çarpanlarına ayrıldığını söylüyor. Bunu da çarparsam, yani x artı 2 çarpı x kare eksi 5x artı 4 eşittir 0. Bunu da dağıtırsak eğer x küp eksi 5x kare artı 4x artı
2x kare eksi 10x artı 8 eşittir 0. Yani x küp eksi 3x kare eksi 6x artı 8 eşittir 0. Bununla aynı olması, yani bunun genişletilmiş hali olması lazım. Bunu 2 ile çarpıp polinom eşitliği yaparsak şunu, bunu 2 ile çarpıyorum. Bu durumda 2x küp eksi 6x kare eksi 12x artı 16 eşittir 0'ın şu polinoma eşit olması lazım. Çünkü adam diyor ki bunun kökleri bu diyor. Yani bunun k çarpı x artı 2 çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 4'e eşit olduğunu kabul ettim. Bunu çarptım ama baş kat sayısını bilmiyorum. Buradaki gelen baş kat sayıdan 2 gelince demek ki buranın da 2 olduğunu gördüm. 2 ile genişlettim ve bunu buldum. Bunu buna eşitliyorum. 2x küp artı 3bx kare artı b kare artı 2c artı bc eşittir 0. Bu arada şurada bir bakalım. Burada bir işlem hatası var mı? Hayır, yok. Kontrol edersek buradan eksi 6'nın bunların aynı dereceleri birbirine eşitlersek 3b'nin eksi 6'ya, yani b bu durumda eksi 2'ye eşit olur. B kare artı 2c'nin de eksi 12'ye. B yerine eksi 2 yazarsam 4 artı 2c'nin eksi 12'ye, c de buradan eksi 8'e eşit olur. O halde ya b ile de c'nin çarpımı bakın 16'yı da sağladı. Fonksiyona ne demiştik? X kare artı bx artı c demiştik. Fx b'yi ne bulduk? Eksi 2. C'yi ne bulduk? Eksi 8. Eksi 2x eksi 8'den fonksiyonumuz ortaya çıkar. Ne istiyorsun? Eksi 1. Eksi 1 yerine koyarsan 1 artı 2 eksi 8'den aranan cevap eksi 5 olur. Fakat bu çok uzun bir yol. Buradan yapılır mı? Evet yapılır. Ama bunun yerine şunu görmeniz daha şık ve daha güzel olur. Bu fonksiyonun başlangıç aynı. Yani x kare artı bx artı c. Bir de bunun türevi var. Bunun türevi de 2x artı b. Bakın bunlardan biri bunu sıfır yapacak, diğer ikisi de bunu sıfır yapacak. Ama hangisini sıfır yaptığını bilmiyoruz. Yani bunu yerine yazdığım zaman bx artı c, bunu da 2x artı b yazdığım zaman eşittir sıfır. Bunu vermiş. Şimdi bunun kökleri eksi 2, 1 ve 4. Bir tanesini b yerine yazarım. Diğeriyle c'yi bulurum, üçüncüyle de sağlamasını yaparım. Diyorum ki attım. Burayı sıfır yapan değer burada ne var? X eşittir 1 kök. Demek ki belki de buranın kökü x eşittir 1, bunun kökü olsun diyorum. O zaman 2 artı b'nin sıfır olması. Yani b'nin eksi 2 olması lazım. B yerine eksi 2 yazarsam x kare eksi 2 bx artı c. Şimdi ben 1 var elimde, 4 var ve eksi 2 var. Kimi kullandım? 1'i kullandım. O zaman 4 ve eksi 2'nin de buranın kökü olması lazım. X yerine 4'ü yazıyorum. 16 eksi 8 artı c'nin 0 olması, yani c'nin de bu durumda eksi 8 olması gerekir. C'ye de eksi 8 yazarsam x kare eksi 2x eksi 8 çarpı buraya da b'ye de ne vermiştik? 2x eksi 2 eşittir 0. Bakalım sağladı mı? Gerçekten de buranın bir kökü 1'dir. Bakın burası x eksi 4'e x artı 2'dir. Buradan da bir kökü 4'tür. Buradan da bir kökü eksi 2'dir. Yani her durumda burayı sağlar. Üçüncü soru. R fark 3'ten reel sayılara tanımlı fonksiyonunun türevi daima sıfırdır şeklinde verilmiş. Çocuklar eğer bunun türevi daima sıfırsa o zaman bu fonksiyonun sabit fonksiyon olması lazım. Çünkü sabit fonksiyonun türevi daima sıfırdır. O halde a'nın 3 olması lazım. Yani ikinci dereceden olmaması lazım yukarının. Yani bu durumda f(x)'in a'ya 3 verirsem 3x artı b bölü x bölü 3 olur. Sabit fonksiyon olması için fonksiyonlardan biliyoruz ki oranlarının eşit olması lazım. Yani 3'ün 1 oranı b'nin eksi 3 oranıdır. Dolayısıyla buradan b değeri de içler dışlar yaparsak eksi 9 sonucuna ulaşırız. Sabit fonksiyon düz olduğu için, x eksenine 0 derecelik açı yaptığı için üzerinden çektiğiniz teğetin eğimi, hangi noktadan teğet çekerseniz çekin, üzerinden çektiğiniz teğetin eğimi 0 olur. Bu da bir hatırlatmaydı. Dördüncü soru iki tane grafikte vermiş fonksiyonları ve benden bileşke fonksiyonunun denkleminin kaç farklı reel kökü vardır şeklinde soruyor. Bakın bir türev, bileşke fonksiyonun türevi. O halde f'in türevi gx çarpı g'nin türevi x şeklinde bileşke fonksiyonun türevini aldım. O halde ya bu sıfırdır,
Yani f'in türevi gx sıfırdır veya bu sıfırdır. Yani g'nin türevi x sıfırdır. G'nin türevinin sıfır olduğu noktalar gx eğrisine çektiğim teğetlerin eğiminin sıfır olduğu noktalar. O da hangi? Bakın gx fonksiyonuna 3 noktasından çektiğim teğetin eğimi. Yani g'nin türevi 3. Bakın sıfır. Birden çektiğim teğetin eğimi bir eğriye. Teğet çekiyorsanız, teğetin eğimi hakkında yorum yapıyorsanız, teğetin eğiminin işareti hakkında yorum yapıyorsanız, o eğrinin türevini alıyorsunuz demektir. Yani bu gx olduğu için gx bunun üzerinden çektiğim teğetlerin eğimini bunun türevi verir. Eğer bu g türevi x olsaydı, bunun üzerinden çektiğim teğetlerin eğimini g türev x verirdi. Yani temel mantık hangi eğriye teğet çekiyorsak o eğrinin türevinin işareti hakkında yorum yapıyoruz. G'nin türevi 3 sıfırdır. Bakın burada da G'nin türevi 1, yani bunun eğimi bunun bu noktadaki türevine eşittir. Birden geçen teğetin eğimi bu noktadaki teğetin eğimine, yani türevine eşittir. Yani burası da sıfırdır. O halde bu x buradan dolayı 1 olabilir ya da bu x buradan dolayı 3 olabilir. Veya fx fonksiyonunun hangi noktasından çektiğim teğetin eğimi sıfırdır? 2'den. Yani siz bu fonksiyonun 2'den geçen teğetin eğimi sıfırdır. Yani bunun anlamı f üssü 2 sıfır demektir. Yani bunun içinin 2 olduğu noktalarda f'in türevi sıfır olacak. Yani bu durumda gx'in 2 olduğu yerlere bakacaksınız. Çünkü bunun içinin 2 olması demek gx'in 2 olması demektir. Peki gx nerede 2 oluyor? Kaç tane değerde diyor. Bak o sayısal değerleri istemiyor. Şurada bir yerde 3'ten büyük bir değerde ama ne olduğunu bilmiyorum. K gibi bir sayıda. Bir de nerede 2 oluyor? Bir de 1'de. Yani ben g1 eşittir 2 oluyor. Bir de gk eşittir 2 oluyor. O halde x yerine 1 verirsem g1 2 olur. F'in türevi 2 0 olur sağlar. K verirsem gk 2 olur. F'in türevi 2 0 olur ve sağlar. O halde bunun sıfır olmasını sağlayan denklemin kökleri x yerine 1 verirsem, 3 verirsem bir de burada bir k sayısı. Ne olduğuyla ilgilenmiyorum. Kaç taneymiş? 3 tane değer için bu ifade sağlar. 5. soru fonksiyonu veriliyor. F fonksiyonunun en büyük ve en küçük değerlerinin toplamını istiyor. Mutlak maksimum ve mutlak minimum değerlerini isterse yapmanız gereken şey verilen sınırları yerine yazmak. Yani önce şuradaki verilen sınırlardan x yerine 0 yazıyorum, alt sınırı. Sonra x yerine bir de diğer sınırı, yani üst sınırı yazıyorum. Bir de bu fonksiyonun türevini alacaksınız çocuklar. Bu fonksiyonun türevini alırsanız 3x kare eksi 12. Sonra bu türevin köklerine bakacaksınız. Yani bunun sıfır olduğu değerlere. 3 parantezine alırsam x eksi 2 çarpı x artı 2 eşittir sıfır. Yani bu ifade, bu türev, f'in türevi eksi 2'de sıfır oluyor. F'in türevi artı 2'de sıfır oluyor. Bunun anlamı ne? Yani bu fonksiyon en büyük değerini ve en küçük değerini eksi 2'de ve 2'de alıyor. Bilemem en büyük ve en küçük mü? Attım. Yani grafiğini incelemiyorum şu an. Hadi gelin inceleyelim. Türevini almışken işaretini de ince. Bunlara hiç gerek yok. Yani ben sorunun üzerinde konunun özetinden geçmek istediğim için. Bunun eksi 2'de ve 2'de kökü var. Bunun anlamı ne? Bu fonksiyonun teğetinin eğimi burada artıdır. Teğetinin eğimi burada eksidir. Burada artıdır. Teğet eğimi artıysa fonksiyon artandır. Teğet eğimi eksiyse fonksiyon azalandır. Teğetin eğimi artıysa, yani senin şu fonksiyonun, buradaki verilen fonksiyonun eksi 2'de maksimum almış, eksi artı 2'de de minimum almış. Senden hangi aralığı soruyor? Sıfırla 5 aralığını. Sıfırla 5 aralığı buraya düşer. Dolayısıyla senin gidip eksi 2 için bakmana gerek yok. Evet, eksi 2 de bu türevin kökü ama hangisi türevin köklerinden hangisi bu aralığa düşüyorsa onun için bakacaksın. Hangi aralık için sormuş sana? 0-5 aralığı için. O halde bir alt sınıra bakacaksın. Bir üst sınıra bakacaksın. Bir de bu aralıkta birinci türevin hangi kökü varsa onun için bakacaksın. Yani x yerine 0 yazıyorum. X yerine 0 yazarsam 1. X yerine 5 yazıyorum. 125 eksi 60 artı 1'den
66. Bir de x yerine bu aralığa düşen türev kökü ne? 2. X yerine 2 yazıyorum. 2 yazarsam 8 eksi 24 artı 1'den 9. Buradan alacağı da 15. Benden ne istiyorsun? Bu aralıktaki en büyük ve en küçük değerini istiyoruz. Burada burası 66, 60. Evet. Bu aralıkta 5 yazdım buraya. 5, 5'in kübü 125. 5, 12, 60 artı 1. Burası 66 yapar. 0 yazarsam da artı 1 yapar. 2 yazarsam da, ha, eksi 15, özür dilerim. Artı 1, 8, 9, 9 eksi 24'ten burası ne yaptı? Eksi 15 yaptı. Bu aralıkta aldığı en küçük değer eksi 15, en büyük değer 66, en büyük de en küçüğün toplamını istiyor. 66 eksi 15'ten aranan doğru cevap 51 sonucuna ulaşılır. Altıncı soru fx fonksiyonu verilmiş ve bu f fonksiyonunun türev fonksiyonu olan fonksiyonun yerel minimum noktasının apsisi kaçtır diye soruyor. Çocuklar, burada sizden istenilen yerel minimum noktası istenilen fonksiyon fx değil. Yani f'in türevi olan fonksiyonu bulmamız gerekiyor önce. 4x küp eksi 3x kare. Bu bizim türev fonksiyonumuz. Bu türev fonksiyonunun minimum noktasını istiyor, en küçük olduğu noktayı istiyor. Yani bu türevin fonksiyonunun üzerinde çektiğimiz teğetin eğiminin sıfır olduğunu noktayı istiyor. Yani istenilen fonksiyonun türevinin sıfır olduğu noktaya bakıyoruz. Dolayısıyla ikinci türevi verir. Yani 12x kare eksi 6x eşittir 0. 6x parantezine alırsam buradan 2x eksi 1 eşittir 0. X eşittir 0 ya da x eşittir 1 bölü 2. Bu durumda işaretini incelersek ikinci türevin bu noktalar için 0'da ve 1 bölü 2'de göreceğiz ki burada artı, burada eksi, burada artı. Bu ikinci türevin işareti. O zaman bir alt mertebesi, yani f'in türevi x artandır, azalandır, artandır. Benden neyi istiyor? F'in türevi olan fonksiyonun yerel minimum noktasının apsisini, yani doğru cevap 1 bölü 2. Bu türev fonksiyonunun 1 bölü 2 için yerel minimumu, 0 için de yerel maksimum vardır. Peki bu değerleri isteseydi, ordinatlarını isteseydi bunları alıp türev fonksiyonunda yerine yazardım. Çocuklar, şunu unutmayın. Kimin maksimumunu, yerel maksimumunu ya da yerel minimumunu isterse, kimin? Bu istenilenin, yani istenilen fonksiyonun türevinin sıfır olduğu noktaları bulacaksınız. Yani eğer sana f(x)'in yerel maksimum ya da yerel minimum noktasını isterse f'in türevinin sıfır olduğu noktalar. F'in türevi x fonksiyonunun yerel maksimum ya da yerel minimumunu isterse f'in türev x'in sıfıra eşit olduğu noktalarda bakacaksınız. Neden? Çünkü verilen eğriye teğet çizdiğiniz zaman eğrinin türevinin işareti hakkında yorum yaparsınız. Eğer bu f(x) ise bu teğetin eğimi f türev x'tir. Eğer bu eğri f türev x ise bu teğetin eğimi f türev türev x'tir. Bu da küçük bir hatırlatma olsun size. Yedinci soruda bir f fonksiyonunun türevinin grafiği verilmiş. Bakın çocuklar, şunu sakın unutmayın ki eğer size türev grafiği verilmişse hemen verilen grafiğin işaret tablosunu yapın. Yani size en doğru, kafanız karıştırmadan en net, en sağlıklı bilgi bu işaret tablosu verir. Çünkü türevin hep alıştığınız için türevin işte sıfır yapan değerler, türevin pozitif olduğu yerler, buna sanki türev değil de fonksiyon muamelesi yapabilirsiniz. Bu yüzden bunu hemen işaret tablosuna taşıyın. Bakın hangi noktalarda kökü var? 3'te, 2'de ve 5'te kökleri var. Hemen bu kök değerlerini, bakın burada ne yapıyor bu? Eksi. Bak burada, bakın işaretini inceliyorum. Eğer size türevin grafiğini vermişse hemen türevin işaretini inceleyin. Burada eksidir, burada artıdır, burada eksidir, burada artıdır. Kim türev? O zaman f(x) fonksiyonu azalandır, artandır, azalandır ve artandır. Şimdi buna bakarak yorum yapıyorum. Bakın, bu oluşturduğum işaret tablosuna göre. Ve bana bir şey daha vermiş bakın. Burada f0 ile f3'ün
ikisinin de aynı değerleri aldığını ve sıfır olduğunu söylemiş. Bakın f sıfır burada. Yani bu fonksiyon sıfır için sıfır değerini alıyor. F3 de burada. 3, 3 için de sıfır değerini alıyor. Yani bu fx fonksiyonunun sıfırda ve 3'te kökleri var. Ve bu fonksiyon 2'de de maksimum değerini alıyorsa kafamda şöyle bir şekil oluşuyor. Diyorum ki 2'de en büyük değerini alıyor böyle. 0'da 0 oluyor, 3'te de 0 oluyor. Eksi 3'te en küçük değerini alıyor. Yani eksi 3'e kadar en dibe iniyor. Eksi 3'ten sonra artıyor. Sonra 5'e kadar azalıyor ve 5'ten sonra artıyor. Yani bu fonksiyonun aldığı değerleri verdiği için ben kafamda böyle bir şekil oluşturabiliyorum. Şimdi buna göre bakalım. F1 sıfırdan büyüktür. Evet, 1 için aldığı değer sıfırdan büyüktür. Doğrudur. F4 sıfırdan küçüktür. 4 burada. Gerçekten de F4 sıfırdan küçüktür. Doğrudur. F-1. Bakın F-1 için aldığı değer negatif. F türev eksi 1. F türev eksi 1'in işaretini soruyor. Ya tablodan bakın. Bakın eksi 1 nerede burada? F türev eksi 1'in işareti nedir? Artıdır. Ya da eğriye eksi 1 noktasından çizilen teğetin eğimini soruyor. Bakın buradan da. Bunun yerine hazır elinizde işaret tablosu var. Buradan görürsünüz zaten. Eğer size ikinci türevini soruyorsa, bakın bu kim? Birinci türev. Buna teğet çizersem kimi bulurum? İkinci türevin işaretini. Hangi noktadakini istiyor? Eksi birdekini. O halde eksi bir noktasından çektiğim teğetin eğimine bakın. Nasıl açı yapıyor? Dar açı. Dolayısıyla bu teğetin eğimi pozitif. Yani türev türev eksi bir sıfırdan büyüktür. Buradan da bunun işaretinin de pozitif olduğunu anladım. Eksi artı artıdan sonuç sıfırdan küçük olur. Yani verilerin üçü de doğrudur. Doğru cevap Edirne sonucuna ulaşırız. Peki 8. soruda fonksiyonunun 1,1 noktasından çizilen teğet doğrusu bana bir fonksiyon vermiş. Ne olduğunu bilmiyorum. Kabaca böyle kafamda bir hayal olsun diye böyle kabaca bir şekil atıyorum. Bu şeklin herhangi bir noktası, 1'e 1 noktası, 1,1 noktası, herhangi bir noktası değil, vermiş bana noktayı. 1,1 noktasından çizi, bakın söylenenlerin matematikçe şeklini çiziyorum. Çizilen teğet doğrusu, ne olmuş bu doğruya? Bu doğru y eşittir x bölü 2 artı 1 doğrusuna dik oluyormuş. Bu doğrunun eğimi ne? 1 bölü 2. O zaman benim teğet doğrumun eğimi ne olur? Eksi 2. Bu teğet doğrusunun eğimi nasıl bulunur? Bu fonksiyonun türevini alırsanız ve türev makinesinde de hangi noktadan teğet çektiyseniz, çektiğiniz noktanın apsisini atarsanız o noktadan geçen teğetin eğimini bulursunuz. O halde fonksiyonumun adı ne? Fx'in m eksi 1 x küp artı x artı n. Bunun türevini alırsam türevi 3m eksi 3 x kare artı 1. Hangi noktaya atmış 1'i? X yerine 1 yazarsam 3m eksi 3 artı 1 eşittir bu teğetin eğimine. Yani eksi 2'ye. M buradan hangi değeri alır? 0. M 0 ise bunu fonksiyonda yerine yazarsam fx fonksiyonunda m eksi m yerine 0 yazarsam m'in değerini buldum. Burası eksi x küp artı x artı n'dir. Bana ne vermiş? 1,1'in bu fonksiyonun üzerinde olduğunu vermiş. O zaman x yerine 1 yazdığım zaman sonucun 1 çıkması lazım. Fonksiyonda x yerine 1 yazarsam eksi 1 artı 1 artı n'in 1'e eşit olması. Buradan n değerinin de 1 olduğu sonucuna varırız. O halde n 1, n de 0. Dolayısıyla fark 1. Yani doğru cevap Ceyhan cevabına ulaşırız. 9. soruda bize fonksiyonun grafiğini vermiş ve bu fonksiyonun grafiğine bakarak bunun türevinin grafiğini anlamamızı, tahmin etmemizi hangisi olabilir diye, aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormuş. Bakın türevinin, verilen eğrinin türevi hakkında yorum yapmanız demek, o eğriye, o bölgelerde çekilen teğetin eğimi hakkında yorum yapmanız demektir. Yani bakın bu fonksiyon, yani fx fonksiyonu, fonksiyonunun grafiğinde eğer sizin x'iniz a'dan küçükse, yani şu eksi sonsuzla a aralığına kadar, bakın bu noktadan çekilen teğetler bu doğrunun üzerinde. Dolayısıyla bu doğruyla aynı eğime sahip. Bu doğru x ekseniyle dar açı yapar. Yani buralar için açı dar.
90'dan küçük. Dolayısıyla tanjant alfa sıfırdan büyük. Dolayısıyla teğetin eğimi sıfırdan büyük. Yani bu noktalar için f türev sıfırdan büyük olur. Yani ben a'ya kadar türevin grafiğini çizeceksem ve sabit olması gerekir. Neden? Çünkü doğrusal fonksiyon. Hangi noktasından teğet çekerseniz çekin, fonksiyonun üzeriyle çakışır, aynı gelir. Dolayısıyla benim grafiğimin, ama bakın A'da kırılma var. Dolayısıyla A'nın sağ ile solunda türev yok. Yani sağ ve sol türev birbirine eşit değil. Bu yüzden benim fonksiyonumun A'da boş ama A'nın ötesinde pozitif tanımlı olması lazım. Peki A ile B aralığında ne olmuş? A ile B aralığında bu fonksiyon bakın azalmış. Azaldığı yerlerde zaten türev negatiftir. Buradan da anlayabiliriz. Ya da bakın buradan çektiğimiz teğetler x ekseniyle geniş açı yapar. Açı geniş. Yani eğer x A ile B arasındaysa bu aralıklar için A ile B aralığı için açı 90'dan büyük. Dolayısıyla tanjant 90 sıfırdan küçük. Dolayısıyla buralarda eğim negatif. Yani türev negatif sonucuna ulaşırız. Yani bu A ile B aralığında benim türevimin grafiğinin eksi olması lazım. Fakat tekrar ediyorum A ve B'de boş olması. Neden? Çünkü orada kırılma var. Kırılmanın olduğu yerlerde sağ ve sol türev eşit olmadığı için fonksiyon o noktalarda türevsizdir. Peki B ile C'ye kadar tekrar azalmış. Azalmış ama azalarak azalmış. Yani bu aralıkta daha hızlı, yani buradaki türevi diyelim ki buradaki teğetlerin eğimi eksi 3 ise burada da negatiftir. Ama buradaki teğetler daha dar açıyla azaldığı için diyelim ki eksi 1'dir. Daha küçülerek azalmıştır sayısal olarak. Sayısal olarak küçülmesi demek eksi bölge olduğu için eksi de artması demektir. Yani bunun kabaca şeklinin bakalım Ceyhan'daki gibi yani pozitif sonra hızlıca yüksek bir eğimde azalacak sonra da az bir eğimde azalacak. Eğimin az olması demek sayısal olarak büyük olması anlamına gelir. Dolayısıyla doğru cevap Ceyhan'dır. 10. soruda bize yine f türev grafiği verilmiş. Ne dedim size? Eğer f'in türevinin grafiği varsa kesinlikle buna bakmıyorsunuz. Hemen işaretini inceliyorsunuz. Eksi 1'de çift katkökü var. 2'de tek katkökü var. Eksi, artı, eksi. Kim bu? F türev. Türev negatifse bunun fonksiyon hali azalandır. Türev, ay burası artı, özür dilerim, çift katkök olduğunu görmemişim. Hemen kaptırmışız şurada. Şurayı bir düzeltelim. Burası eksi, burası artı. Çift kat olduğu için burada da artı. Bakın f fonksiyonu burada artıyor. Bakın burada çift kat, evet burada teğetin eğimi sıfır, türev sıfır ama burada yani bu fonksiyonun bu noktada eksi 1 için yani f türev eksi 1 için sıfır ama ne dedim? Bir noktanın ekstremum noktası olması için o noktada türevinin sıfır olması yeterli değil. Türevi sıfır olacak ve türev sağında ve solunda işaret değiştirmiş olacak. Yani bir fonksiyonun x eşittir a noktasında bunun yerel ekstremum olması için bir kere zaten türev olmak zorunda değil, tanımlı olmak zorunda. Bir fonksiyon o noktada türevsiz olabilir ama bu onun yerel maksimum ya da yerel minimum olmasına engel değil. Tek şart yerel maksimum ya da yerel minimum olması için bu noktanın sağındaki türevin işaretiyle solundaki türevin işareti birbirinden farklı olacak. Burada eksi ise burada artı olacak ya da burada artı ise burada eksi olacak. Bu durumda bu nokta yerel maksimum ya da yerel minimumdur. Yerel ekstremumun tanımı budur. O noktada türevi olmak zorunda değil. Bu bir yan bilgidir. Yani eğer o noktada birinci türevi sıfır ve çift kat değil ise o noktalarda yerel ekstremumu vardır. Ama bunun tersi doğru değildir. Dolayısıyla bu açıklamadan sonra burada bu fonksiyon artar. Burada artmaya devam eder. Burada da bizim fonksiyonumuz azalır. Yani mesela kabaca böyle kafamda bir şey hayal etmeye kalksam. Yani bu fonksiyon eksi 1'e kadar arttı. Eksi 1'e kadar bilemem nerede, belki hiç negatif almadı. Hiç negatif bölgeye gitmedi. Yani kafanızda bir şey canlansın diye gösteriyorum bunu. Bu fonksiyon eksi 1'e kadar arttı, arttı. Eksi 1'de böyle bir titredi. Tam azalacaktı ama artmaya devam etti. Yani bu fonksiyon 2'ye kadar arttı ama 2'den sonra azalmaya devam etti. Yani bunun kabaca kafanızda şöyle bir şey olduğunu hayal edebilmeniz gerekir. Peki
F4 F5'ten büyüktür diyor. Bakalım bu fonksiyonun azaldığı yerde 4 ile 5. Dolayısıyla F4 F5'ten büyüktür doğru. F fonksiyonunun yalnız bir tane yerel ekstremum vardır doğru. Bu nokta türevin sıfır olduğu fakat yerel ekstremum olmadığı bir değerdir. Her x için diyor fx f2'den küçüktür. Evet çünkü f fonksiyonunun iki noktasında yerel maksimum değerini alır. Buraya kadar arttı. Bundan sonra azaldığı için bu fonksiyon için f2'den daha büyük değeri yoktur. Yani doğru cevap Edirne'dir. 11. soruda a'nın sıfırdan farklı olduğunu vermiş. Çocuklar size bitiyor. Eğer a sıfırdan farklıysa demek ki a sadeleştirmesi yapabilirsiniz. Yani size bu hakkı vermiş. Bu f fonksiyonu veriliyor. F'in türevi eksi 2 ile f'in türevi 6 birbirine eşit olduğuna göre dikkat edin buna. F'in türevi x fonksiyonunun ekstremum noktasının apsisi kaçtır diyor. Yani sizden bu fonksiyonu sormuyor. Bu fonksiyonun türevi olan fonksiyon yani 3ax kare artı 2bx artı c bu fonksiyonun. Buna baktığınız zaman a'nın da sıfırdan farklı olduğunu neden verdiği şimdi anlaşıldı. Bu a sıfırdan farklı olduğuna göre bunun görüntüsü bu ikinci dereceden bir fonksiyondur. Dolayısıyla görüntüsü bir paraboldür. Yani bu şeklen ya böyle kolları aşağı doğru ya da kolları yukarı doğru olan bir ifadedir. Ve bir parabol tepe noktasına eşit uzaklıkta yani simetri eksenine eşit uzaklıkta noktalar için aynı görüntü değerini alır. Bu yüzden tepe noktasının r'si simetri ekseniydi. Bilmiyoruz bunun kolları aşağıya mı yukarıya mı? Yani fx böyle de olabilir, böyle de olabilir. Ekstremum noktası diyor zaten. Ama şunu biliyorum. Eğer f'in türevi, çünkü bak bu f'in türevi. Bu f türev x. F'in türevi eksi 2 bu taraftaysa yani dağın bu yamacındaysa f'in türevi 6 dağın diğer yamacında olmalı ki aynı sayısal değeri almış olsunlar. Aynı şey burada belki de bu halde duruyorlardır. Yukarıdır kollar. O zaman f eksi 2 buradaysa, f türev eksi 2 buradaysa f türev 6 buradadır. Yani her durumda görüntüleri aynıysa simetri eksenine eşit uzaklıktadırlar. Bu durumda simetri ekseninin apsisi eksi 2 ile 6'nın toplamının yarısıdır. Yani r'si 2'dir. R'sinin 2 olması demek tepe noktasının 2 olması. O halde buradan çekilen teğetin eğiminin 0 olması. Yani bu fonksiyonun yerel ekstremum noktasının apsisinin 2 olması anlamına gelir. Peki 12. soru f fonksiyonunun yerel bakın fx'in kimin yerel maksimumunu vermiş? Fx'in fx fonksiyonunun yerel maksimum değerini eksi 1 vermiş. Bir değer bir x değeri için k olsun ne olduğunu bilmiyorum. Bunun için bu fonksiyonun yerel pardon maksimum diyor ben minimum yazıyorum pardon hemen bunu bir düzeltelim. Yerel maksimum değerinin yani k için en büyük değerini aldığını neymiş o da eksi 1 değerini aldığını söylüyor. Verilen bu fonksiyonun yerel maksimum değeri eksi 1. Bu fonksiyonun yerel maksimum değeri eksi 1 ise bunun anlamı şu. Bu fonksiyonun x yerine k yazdığında eksi 1 çıkıyor. Ve buradan çektiğin dağın tepesi zirve olduğu için buradan çektiğin teğetin eğimi de sıfır çıkıyor. O halde bu fonksiyonun türevini alırsam türevinde 3x kare eksi 18x. Türevinde de x yerine k yazarsam f'in türevi k eşittir 3k kare eksi 18k. Bunun işaretini incelersem 3k k eksi 6. Yani bu fonksiyonun k 0'da ve 6'da kökleri var. Yani benim türev fonksiyonum burada artı, burada eksi, burada artı. Demek ki benim fonksiyonum burada artandır, azalandır, artandır. Hangi noktada maksimum değeri aldı? Türevin hangi? Bakın f türev 0 içinde 0 oluyor. F türev 6 içinde 0 oluyor. Ama hangisi için maksimum, hangisi için minimum? Bunu tablodan anladım. Bakın 0'da artıdan eksiye döndü. Ama artı 6'da eksiden artıya döndü. Dolayısıyla bu fonksiyon x eşittir 0 için yerel maksimum değerini alır. O halde x eşittir 0'da yerel maksimum değeri vardır. Neymiş o değerde? Eksi 1'miş. Yani k'nın 0 olduğu sonucuna ulaştım. F 0 eksi 1'miş. Fonksiyonda x yerine 0 yazarsam 0 eksi 0 eksi m artı 3 eşittir. Eksi 1 buradan m değerinin 4 olduğu cevabına ulaşırız. Doğru cevap Denizli'dir sevgili arkadaşlar. Peki.
Buradan ikinci 13. sorumuz. 13. sorumuz f fonksiyonunun grafiği verilmiş ve bu fonksiyonun grafiğine göre bu 3. dereceden bir polinom fonksiyondur. F'in türevi 1, eksi 1 olduğuna göre f 1 kaçtır diyor. F fonksiyonu 3. dereceden polinom fonksiyonsa hemen şunu görüyorum. Fx fonksiyonunun a çarpı x artı 1'in parantez karesi çarpı x eksi 3. Nereden anladım? Çünkü burada çift katkökü var. Ve bunun birinci türevinde 1 yazdığım zaman eksi 1 oluyormuş. O halde bunun birinci türevini alırsam 2a çarpı x artı 1 çarpı x eksi 3 artı a çarpı x artı 1'in karesi çarpı 1. Bunun türevinde x yerine 1 yazarsam 2a çarpı 2 çarpı eksi 2 artı 1 yazarsam 2, 4, 4a. Bunun sonucu eksi 1'miş. Yani şuradan eksi 8a, eksi 8a artı 4a eşittir eksi 1. Eksi 4a eşittir eksi 1. A'nın buradan 1 bölü 4 olduğu sonucuna ulaşırız. Yani fx fonksiyonum 1 bölü 4 çarpı x artı 1'in karesi çarpı x eksi 3. Kimi istiyor benden? F1'i. X yerine 1 yazarsam 1 bölü 4. 1 yazdığım zaman 4 çarpı 1 yazarsam burası da eksi 3. Pardon, 1 eksi 3'ten eksi 2. 4'ler birbirini götürür. Yani aranan doğru cevap Bursa eksi 2 sonucuna ulaşırız. Evet. Evet sevgili gençler, bir karma test 4 soru çözüm videosunu burada sonlandırdık. Diğer videolarda görüşmek üzere. Umarım açıklayıcı olmuştur. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşça kalın.